Hocam, öyle Emine babamla mı yiyorsunuz? Aç mısın? Ha? Bak, tantuni arttı bir tane. Vereyim mi sana? Hadi gel. Doktor, bu konu sağ çok, hocam. Çok ciddi bu konu. Doktor, bak bu konu da çok ciddi. İzle beni. Ne yapıyorsun? Tut! Görmedim. Bak şimdi sana bir sihirbazlık numarası yapacağım. Zati Sungur. Doktor iyi bilir bizim jenerasyon. Hazır mısın? Görmedim. Hareket eden şeyleri göremiyorsun sen. Akinetosi var sende. Sabah hastanenin girişini çarpışan otolara çevirdin. Sağa sola geçirip duruyordun. İyi bunca zaman bir arabanın altında kalmamışsın. Işıkları da belki epilepsi nöbetini tetikler diye yakıp söndürdüm. Doktor, ne yapıyorsun? Bayılıyorum bu aileye. Aynı babası. Şimdi daha iyi görüyorum. Daha önce de nöbet geçirmiştim. Ama küçük nöbetler oldu genelde. Doktorlar bütün testleri yaptı ama hiçbir şey çıkmadı. Ailede epilepsi hastası var mı? Ailemden çok kişiyle görüşmüyorum. Malum, babam 10 yıldır uyuyor. Anne tarafıyla da pek görüşmezdik. Annemi kaybettikten sonra da ben aile dostları tarafından büyütüldüm. Peki, baba tarafı? Oradan konuşabileceğimiz birileri var mı? Babam komaya girdikten sonra akrabaları da kayboldu. Peki bir acil durum olsa aramamız için kimin numarasını verdin? O kısmı boş bıraktım. Arkadaşın falan da mı yok? Yani var ama burada olduğumu bilseler bir de önemseyecek tipler değiller. Çantamı uzatabilir misiniz? Tabii ki. Bize bundan bahsetmedin. Ben biraz akşamdan kalmayayım da çivi çiviyi söker dedim. Bir tür enfeksiyon olabilir. Ya da beyin tümörü. Daha önce tomografi çekildiğini söyledi. Neden daha basit düşünmüyoruz? Mesela kafa travması. Hiç kaza geçirmemiş, yaralanmamış bile. Öyle olsa söylerdi. Senin mantığına göre alkolik olduğunu da söylerdi. Hasta sarhoş olduysa düşmüş olması da çok olası. Bu da bizi travmaya götürür. Kalıtsal olabilir mi? Hocam neredesiniz? İyi misiniz? Merak ettik sizi. Merakınızı bana değil, hastaya yönlendirin. Hocam, partilemeler falan ha? Şşş, götüreyim mi seni? Bir dahaki sefere seni de götüreyim. Acayip partiydi ha. Hastanın EEG'sine bakıp kendilerine nasıl geçtiniz? Elimizdeki tek şey... Hastanın EEG'sindeki belli belirsiz epileptiform dalgalar. Bu hastanın EEG'si değil, babasının EEG'si. Mevzu kortikal nöbetlerse armut dibine düşer. Evet ama bitkisel hayattaki hastaların küçük nöbetler geçirmesi çok normal. Benzerliklere bak bakalım. Enteresan. Hastanın bitkisel hayata girmesine ne neden olmuş? Evlerinde yangın çıkmış. Karısı içeride kalmış. Adam karısını kurtarmak için içeri dalmış. İtfaiye geldiğinde
Adamı yatak odasının kapısında dumandan boğulmuş bir halde bulmuşlar. Peki bunun kalıtsal hastalıkla ilişkisi ne? Genetik inceleme yapın. İlk olarak adrenomiyelonöropatiyi araştırın. Nişantaşı, sen de olay yeri incelemeye. Bakalım evinden bir şey çıkacak mı? Oluyor mu? Hal demlediniz mi? Çevrenden kimseyle görüşmediğini söylemiştin. Peki son zamanlarda evine gelen tamirci, kurye gibi şeyler oldu mu? Yani geçen hafta pizzacı geldi ama gayet sağlıklı görünüyordu. Arkadaşların da mı gelmedi hiç kimse? Hayır. Eve benden başka kimse girmedi. Ben de bir aydır ofise gitmiyorum. Evden çalışıyorum. Emin misin? Bak mutlaka birileri gelmiş olmalı. Doğrusu hayatta en sık gördüğüm kişi babam. Yani ondan kapmadı. Bir şey mi oldu? Midem bulandı da birden. Karaciğeri iflas ediyor. Ne? Nasıl? Takot atel takmamız lazım. Acil 0-1-2 ünite kalk çabuk. Bilinci yerinde değil ve koma ölçek skoru 4. Komaya doğru gidiyor. Tüm tedavileri durdurun. Verdiğimiz ilaçlara karşı gelişen bir tepkim olduğunu düşünüyorsunuz. İlaçlar belli ki işe yaramıyor. Çocuk alkolik. Yani buraya geldiğinde karaciğeri zaten kötü durumdaydı. Epilepsi için verdiğimiz ilaçlar durumu daha da karıştırmış olabilir. İlaçları kesersek yerine ne vereceğiz? Bilmem. Onu da sen söyle Zeyno Hocam. Haberler kötü. Böbrek yetmezliği de başladı. Diyaliz aldık hastayı. Böbrek ve karaciğer yetmezdi. Artık hastanın toparlanması çok zor. Travma değil ama hala enfeksiyon olabilir. Ya da nörolojik. Veya genetik. Hastanın geçmişine daha fazla hakim olmamız gerekiyor. Kim en iyi bilir bu çocuğun geçmişini? Bilin bakalım. Nereye gidiyoruz hocam? Hastamıza şifa verecek iksiri almaya. Otur otur sen rahatsız olma. Ben bakıp çıkacağım. Hastanın bilincini kaybettiğini unutmadınız değil mi hocam? Levodopa mı? Bu ilaç Cenk için değil, babası için değil mi? Bravo sana Zeyno Hocam. Komada olan birini uyandırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Koma değil, bitkisel hayat. Ben de bunlar. Adamı neden uyandırmaya çalışacaksınız ki hocam? 10 senedir uyuyor Zeyno Hocam. Yetmedi mi sence? 10 yıldır komada olan birini ilaçla uyanabileceğini mi düşünüyorsunuz? Koma değil, bitkisel hayat. Kaç kere söyleyeceğim? Koma ile bitkisel hayat arasındaki farkı sana öğretmediler mi Emre Hocam?
Adamın beyni yerli yerinde hareket ediyor. Kasları neredeyse hiç erimemiş. Tek ihtiyacı olan şey sihirli bir dokunuş. Efendim. Merhaba Ahmet Bey. Buyurun söyleyin. Ya da durun hiç zahmet etmeyin, ben tahmin edeyim. Ateş Hekimoğlu geldi ve sizden ağır kesici aldı. Levodopa mı aldı? Ne yapacak ki Levodopa? Ahmet Bey, konuştuğumuz gibi daha sonra gelirse lütfen beni haberdar edin, olur mu? Teşekkürler. Sadece amfetamin vermek bile çok tehlikeli. Bir de kim bilir içine neler koydunuz. Güney Afrika'da bitkisel hayattaki hastaları geçici olarak uyandıran bir ilaçla ilgili makaleler okumuştum. Afrika'da işe yarıyorsa burada neden olmasın? Ateş, bırak o şırıngayı lütfen. Hah, geldi başımızın tacı, geldi. Al alabilirsin. Alabiliyor Ateş. Musun? Bilinci olmayan hastalar üzerinde deney yapamazsın. Ne olabilir ki? En kötü ne olur? Diyelim işe yaramadı. Zaten ruhu bile duymayacak. Diyelim işe yaradı. Bize müteşekkir kalacak, öyle değil mi? Ya uyansa bile kaç saat olacak? Birkaç saat. Bilemeden hadi bir ya da iki gün. Adamın hayatını tehlikeye atıyorsun. Verir misin şunu? Ne olabilir? Ne, dava. Dava ederler, öyle değil mi? Avukat hazır zaten. Peki dava bir arada. Hallederiz, hiç merak etme sen. Adamın kendine de ailesine de işkence olur bu. Ailesi dediğin zaten bir tanecik bir oğlu kalmış. Onun da durumu bildiğin gibi gitti gidiyor. Zaten adamı uyandıramazsak ölecek oğlu da. Ateş, verir misin? Ateş, lütfen yapma şunu. Ateş, lütfen yapma. Hastanın 24 saat gözetim altında olmasını istiyorum, duydunuz mu? Ve senin onu öldürmeyeceğinden emin olmak için başında birini istiyorum. Ve seninle ayrıca ofiste görüşeceğiz. Günaydın. Karnım çok aç. Ne yiyoruz? D'Antoni. D'Antoni. Bana uyar. Domatesli mi, domatessiz mi? Bilmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.